Fikrini değiştirmiş olamazsın, değil mi? Tamam. Onu da getirin. Lan onun ne suçu var? Bırak onu! Nakal! Onu sadece seyretsin diye getirmiştim. Ama şimdi öldürmeye karar verdim. Ve bu senin yüzünden. Ulan ben senin... Turgut sus! Turgut sus lan! Kes sesini! Bir dakika, bir dakika. Tarihi değiştiremezsin yüzbaşı. Tarih boş yere ölenleri yazmaz. Tarih fırsatları kaçırmayanları yazar. Hadi konuş ve hayatta kal. Ne diyorsun? Ne diyor lan bu da? Ha? Lan vuracaksan vursana lan. Ne peşten çekiyorsun? Bak, Ebu Sam'a bak. Bunlar Konstantinopolis'i alacaklar. Sen ne yaparsan yap, ülkeni parça parça bölecekler. Sen öldüğünle kalacaksın. Herkes Türkiye'den bir parça alacak ve Türkiye bitecek. Türkiye seni önüne gelene. Senin Allah'ına kurban be. Senin Allah'ına kurban. Senin Allah'ına kurban be. Durun. O benim. Bana Seyfur Şam'ı getirin. Ne istedi lan bu? He? Komutanım ne istedi bu? Kesecek lan bu bizi. Yolun sonu Turgut. Yolun sonu. Önce o. Emiriniz olarak bu iki kafirin idamına karar verdim. Ve işi bu kılıç bitirecek. Sen emir memir değilsin lan. Sen çocuk katilisin. Sen kadınları parayla satan... Kapak olsun. Sustun şunu. Sonunda insanı buluyor. Hem de en hızlı mermiden daha hızlı buluyor. Bir ışık mı göreceğim? Hayatım film gibi geçecek mi gözlerimle? Bilmiyorum. Şu anda Turgut'u görüyorum. Ağlayan, direnmeye çalışan. Komutanım. Adanalı Aslan Turgut.
annemi görüyorum. Benim güzel annemi. Yıldızı. İçimi dolduran gülüşleriyle bana bakıyorlar. Arkadaşlarımı görüyorum. Fırtına ortasında kayalar gibi duran yiğitleri. Silahlarımı, aldığım yaraları, korkularımı görüyorum. Umutlarımı. Beşiktaş'ın gollerini görüyorum. Bağırırken gırtlağım yırtılıyor. Türkiye'yi görüyorum. Kat kat bulut tutmuş dağlarında kartallar uçuyor. Sonra her şey çekiliyor kenara. Onu görüyorum. Onu. Hiç tanımadığım, hiç bilmediğim o kızı. Onun yüzü neden geliyor gözümün önüne? Aslı. Harika bir Suriye güneşinin altında, bir kılıç tepemde parlıyor ve ben senin yüzünü görüyorum. Aslı. Söyle bana çok gülmüş. Söyle bana çenesi düşük, söyle bana geçimsiz, kavgacı, kendini beğenmiş kız. Ben ölürken neden seni görüyorum? Sana Yesevi'nin duasıyla sesleniyorum. Sana Yunus'un sesiyle sesleniyorum. Sana Hacı Bektaş'ın nefesiyle sesleniyorum. Ey ümitsizlerin ümidi, sana şehit dedelerimin seslendiği gibi sesleniyorum. Bana ölümü kolay kıl. Vatan sağ olsun. Türk milleti var olsun. Vatan sağ olsun. Saklan Turgut. Saklan. Ne oldu? Ha? Bozok yüzbaşıya yaklaşan herkesi indirin. Nasıl oldu? Ha? Turgut. Kapa çeneni, kafanı gizle. Ya nasıl yaptın, kurban oldun, nasıl? C. Sonra A. F. Kaçıncı harf? 6. E. 5. B. 2. E. 5. harf. CA-65-25. 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 Koordinat veriyor. Evet, koordinat veriyor. Hem de tam tepelerini veriyor. Nereye? Komutanım! Komutanım! Komutanım!
beni daha önce öldürmeliydin lanet olası. Çizmeyi aşmayacaktı herif. Yerde kal. Allah. Turgut Avşar, Adana. Otur otur. Var mı Hülya Avşar'la akrabalık? Sen nasıl diyorsan öyle olsun kardeş. Allah'ına kurban senin. Aslanım. Yüzbaşı Kaan nerede? Şu binalara bakın, bulun onu hemen. Komutanım. Sağcan, örgütün silah tedarikçisi komutanım. Reddiyorlar. Ve... Aferin evlat. Aferin sana. Komutanım. Korkuttun bizi valla. İyisin. İyisiniz komutanım, iyisiniz. Vallahi komutanım size bir güvercin uçurdu ama... artık nasıl yaptı, nasıl etti... aha yüz orada. Kendisine sorun da... yalnız iyi oldu ha. Komutan burada ol. Ya komutanım kurtulduk, bırak da sövelim biraz ha. Komutanım. Sen bunun çenesinden sağ çıktın ya, sen her yerden sağ çıkarsın, ben sana diyeyim. Beyler, yalnız benim pilim bitti. Komutanım. Hadi kılıç, toparlanın. Gidiyoruz. Allah'ına kurban. Gideceğimiz yere başka yol yok muydu, buradan gidiyoruz? Burası en kestirme yol Velid.
Getirin onu buraya. Getir, 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 getir. Getirin, tut it. Lazar. Nerede kaldınız? Bu Türk üç adamı indirdi. Vay. İyi iş çıkartıyorsun Melit. Aferin sana. Dalga geçme Lazar. Acele et. Tamam tamam. Adam kaybetmemeye bak. Biz de birazdan oradayız. Hadi hızlanın biraz. Yoksa bir tutsağımız olmayacak. Bunu sıkı tutun. Sıkı tutun. Haydi. Yallah. Selçuk geçiyor mu? Orada mı? Bir şey söyle. Göremiyorum ki. Susmadın çünkü sabahtan beri. Hayır tamam tamam. Hadi bak gör. Senin ben saçını, sakalını, senin ağzı, at ağzı. Kim lan o? Berit galiba. Ha, başlayacağım Berit'ine. Selçuk yok mu orada? Adam yaşıyor mu oğlum? Bir şey söyle lan. Kurban keselim kardeşim. Allah Allah. Yemin et. Yemin et lan. Orada. Selçuk Yenilmez orada. Biliyordum lan. Biliyordum. Ver bakayım şunu. Allah Allah orada be. Aslanım benim. Nasıl duyuruyor? Galip. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam. Tamam. Şimdi dur. Şimdi ben yüksek kıdemli bir kol komutanı olarak stratejik kararlar vermem lazım. Stratejik karar. Şimdi düşün Galip, düşün. Şş, Galip sana buradan bir uçarım. Gerizekalı, abartıyorsun şu kıdem bilmem ne. Şş. Oğlum Selçuk yaşıyor diyorum. Şimdi bizim onu kurtarmamız lazım. Doğru karar vermemiz lazım. Dur. Ben de onu diyorum kardeşim. Ne yapacağız? Bak çok abartıyorsun şu rütbe olayını. Şimdi dur sen dur. Bak ben şimdi bulacağım onu. Şimdi adamlar güneye doğru gidiyorlar. Bizim onların önünü kesmemiz lazım aslında. Şuradan. Lan dur ne yapıyorsun? Stratejisini dalıyorum ben. Lan dur dur. Lan ben de onu diyecektim zaten. Dalalım diyecektim de. Önce hadi biraz yok olalım. Hı? Kan bozuk mu oldu sen? Oldu. Ne gülüyorsun öyle ağzını eye eye ha? Zoruna mı gitti? Bana bak. Ne gülüyorsun dedim. Cevap ver bana. Geçtiğimiz her kritik noktada ödüm karışıyordu. 3,5 atıyorsun. Niye biliyor musun Melit? Hainler böyledir. Amerikan dolarına köpek olanların korkusu bu dünyada başka hiçbir şeye benzemez. Senin gibi. Çak! Çak! Önümü sen kendin çağırdın Türk. Bunu sen istedin.
Korkmuyorsun da. Ha? Sen bilirsin. Senin kellayı uçuracağız o zaman. Palayı... Arıyor! Kalk. Çabuk! Bunlar da nereden çıktı? Vurun şunları! Gözünüzü açın! Seni Allah'a kurban kılıyor. Allah'a kurban. Nazar, nerede kaldın? Nazar, niye gelmiyorsun? Adamı alacaklar elimize. Sıkıştık. Aha, öldü bir tane daha. Nazar, neredesin? Oğlum mantar gibi bitmiyorlar lan. Nereden çıkıyorlar? Al. Al. Galip, Selçuk'u götürüyorlar. Lan Selçuk'u götürüyorlar. Galip, ben bunları... Lan dur. Ne yapıyorsun? Lan gönül. Galip. Lan oğlum. Oğlum biz burada ne yapıyoruz? Oğlum bunlar ne yapıyorsun? Bize oyun oynuyor lan. Bunlar bize oyun oynuyor. Ben bunları Galip. Lan oğlum tamam sakin ol. Bak ölürsek ona yardım edemeyiz. Sok bunu kafana sok. Ölüler Selçuk'a yardım edemez. Kendine gel. Artık burada sağ kalabilirsek tamam. Şişt koru beni. La! Dur la! Şunu al. Buraya bak. 2-3 kişiler, daha fazla değil. Hepsini öldür, tamam mı? Öldür, sonra bizi bul. Hadi. Tamam abi. Oraya kimi bıraktın? Kılıçtımı karşısına kim koydun? O önemli değil. Önemli olan timi orada tutmaları. Hadi gidelim. Galiba sonra geldik kardeşim. Öyle görünüyor. Ama yalnız gitmeyelim kardeşim. Yanımızda birilerini daha götürelim. Aynen. Bak ne diyorum biliyor musun? Söyle. Öbür dünyada bulaşıkları yine İlyas'a kitleyelim. Vallahi süper olur kardeşim. Selçuk'ta tabakları kurular. Zaten bütün işi başımıza açma onu. Vallahi yapsınlar. İkisinin de sevgilisi var. Ömür boyu bulaşık yıkasınlar. Ömür boyu be. Ömür boyu. Galip. Öyle. 3 tane var lan. Sen ne? Ben nerede lan? Ne yapayım? Bak, sen de 3, ben de 3. 6 tane alırız. Bıçaklar. Kaç tane de oradan? 10 dakikamız var kardeşim. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun kardeşim. Kerkük sağ olsun. Azerbaycan sağ olsun. Kuzeyinden güneyine. Doğu Türkistan. Hatta bütün Türkistan. Kıbrıs, Kırım, Trakya. Çin Seddi'nden Tandırı Dağları'na kadar. Vatan sağ olsun lan.
Atar! Çöküyoruz kardeşim. Nasıl? Çıkıp diyorum, çöküyoruz. Ha, çöküyoruz. Aynen. Olur. Tatlı canlarını Tamu'ya yollayalım diyorsun. Aynen. Hatta ellerindeki keleşleri evet. Olur, bana uyar. Lan biz var ya biz. Biz efsaneyiz. Gerisi kestane lan. Çık! Emredersiniz komutanım. İndirin şunları, indirin! İndirin hadi! Babalar geriye atın! El kafayı! Sen de Allah'a kurtul. Lan yat dediysek devir demedik babalar. Gidin kendinize silah bulun. Bu adam Hızır olabilir mi acaba? Oğlum, Yörük Haydar'ın Noel Baba olacak hali yok ya. Olsa olsa Hızır olur. Derinler, sizi duyuyorum. Oraya gelip kafanızı kırmadan bitirin şu işi. Hadi marş! Bu adamları niye böyle manyak çiğden baba? Onlarla gurur duyuyorum komutanım. Yani böyle sen de kitap gibi konuşmasan olmaz Erenler. Komutanım. Komutanım değil mi? Oğlum emir diye bir şey var lan. Komutanım. Aferin size. Oğlum siz mal mısınız lan? Ha? Bıçakla silahlı adamın üstüne mi koşulur? Film mi izliyorsunuz? Aslanım emir diye bir şey var emir. Ben size söyleyeyim. Önce bayram başçavuş içinizden geçecek. Oradan Çiğdem Baba'ya sekersiniz. Oradan bana gelirsiniz. Orada uzun kalırsınız ama söyleyeyim size. Benden Kaan Yüzbaşı'ya, ondan artan da Kopuz Albay'a ne kalırsa. Nasıl? Ama Selçuk abi hayatta komutanım. Tamam lan. Yani götürdüler ama yaşıyor hayatta. İyi Allah'a çok şükür. Alalım. Alalım onu Antep'le. De, nerede bu adam? Bu tarafa götürdüler komutanım. Komutanım, şarjör falan bir şeyler versen.
adamlarımı öldürürken düşünecektin Türk. Sok kafasını! Velid, adamı öldüreceksin. Yeter. Bana bak. Sen kimin tarafındasın? Onlar bizi ot biçer gibi biçiyor. Sen kimin tarafındasın? Tamam. Hesabını sen verirsin. Tiyatrona devam et. İyice ıslandığına göre seni biraz kurutalım ha. Eyvah. Bana bak. Onun canını oku. Tamam. Ama sakın ölmesin. Adamın tırt çıktı. Sıra sende mi? Senin var ya. Senin sesini keseceğim. Ebediyen keseceğim. Dinle. Bir şey yapmanı istiyorum. Yüzünü temizleyeceğiz. Üstüne bir gömlek geçireceğiz. Buraya bakıp bir gülümseyecek ve aynen şunları söyleyeceksin. Ben Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Assubay Selçuk Yenilmez. Gördüğüm haksızlık ve tanık olduğum savaş suçları sebebiyle Türk ordusundan kendi isteğimle ayrılıp Orta Doğu Birleşik Zafer Konseyi'ne sığınmış bulunuyorum. Bir dakika. Ben neye sığınıyormuşum? Orta Doğu Birleşik Zafer Konseyi. Orta Doğu Birleşik Zafer Konseyi. Şimdi o kulaklarını aç, beni iyi dinle. Orta Doğu Birleşik Zafer Konseyi'nin. Şimdi. Öleceksin asker. Bu iş ciddi. Biz ölümden korksaydık Lazar, bayrağı ve silahı el basıp yemin etmezdik. İkna et onu. İki saatim var. Ya olmazsa? Onu duydum. Dediğimizi yapmazsa ölecek. Bana bir odun verin. Eski yöntemler her zaman işe yarar. Ulan yörük. Ne ya? Koskocaman şu an. Kadar yer yapmışlar. Ha, onu beğenmedin yani. Çok iyi. Şu an uçtuğumuza göre otomatik pilotla gidiyoruz. Evet. Bunlar Akdeniz üstünden geçiyoruz. Büyük ihtimalle aşağısı komple deniz.
Ulan. Şöyle bak, hiçbir şeye dokunma ya, tamam mı? Hiçbir şeye dokunma, dokunma abi, dokunma. Oğlum bizim bunu bir şekilde indirmemiz lazım da Yoruk, nasıl yapacağız bunu ya? Yapacağız. Ne yapacağız? Seninkini arayalım. Benimki ne lan? Ya babalar. Seninkini arayalım. Seninkini arayalım. Sen beni biliyorsun, ben seni buldum o zaman. Seninki işte ya. Demir Kuş'un şeyi, şoförü Funda Turaç'ı arayalım. O bize tarif etsin. Biz de bir şekilde indiririz yani. Alt tarafı uçak indiririz. Nedir? Tabii. Alt tarafı bir uçak indiririz. Dokunma abi. Bak bir şeylere dokunma, kurcalama. Gözünü seveyim. Çakılacağız ya. Ya çok kolay değil mi? İndireceğiz. Evet. Allah'ım manyağı ya. Neyse, Funda Turaç konusunda haklısın. Aramamız lazım. Evet, arayalım. Ben nasıl arayacağız? Neyle arayacağız? Ben bir telefonu bekliyorum. Değme bir şey, değme. Üçünüzde telefon yok mu ya? Aferinler. Bakayım. Yemin ediyorum çekiyor. Arayalım da. Numarayı nereden bulacağız? Numara o bende. Burada. Bak ya, bak bir de seninki kim diyorum, bilmezden geldi ya. Demek ki o kadar ilerledi. Vay be. Babalar, kol payımızı bulduk. Ben daha benim evin numarasını bilmiyorum. Sen kızın numarasını ezbere biliyorsun. Ay. Öyle, ben ezberlerim genelde. Neyse. Yürü, ben sana ne diyeyim ya? Ulan uçaktayız. Pilotlara yıkladın ya. Ben sana daha ne diyeyim ya? Nasıl ineceğiz? Ya babalar, ben ne bileyim onların pilot olduğunu. Ben hayatımda kaç kere Guantanamo'ya yolculuk gittim. O ordinal. Ordinal. Abiler, hormon. Tamamdır. Efendim? Alo, Funda. Ben Kaan. Kaan? Ay, komutanım. Aynen, Kaan. Komutanım, iyi misiniz? Aç, ben de duyayım. Ne diyorsun? Sen de dur. O da duysun. Funda, vallahi iyiyiz diyeceğim de pek değiliz. Bize yardımın lazım. Ben hemen Kopuz Albay'a haber vereyim. Bunda dur, Kopuz Albay'lık falan zaman yok, ona sonra söylersin. Şimdi bak, beni iyi dinle. Biz şimdi bir uçaktayız. Bu manyak Yörük de pilotları ayıkladı yani, knockout etti. Nasıl ineceğiz? Bize yardımcı olman lazım. Tamam komutanım, bu nasıl bir uçak? Modelini falan söyleyebiliyor musunuz? Vallahi ben sana ne diyeyim ki, hangi işte, kanatları var uçak. Şimdi sol alt taraftaki kolun yanındaki ekranda rotanızı ve bulunduğunuz yeri görürsünüz. Bunu da gördüm. Ne yapacağım? Bana koordinat olarak nerede olduğunu söyleyebiliyor musun? Dur, bakıyorum. Ya şu an Mersin tarafında, böyle denizin üstünde bir yerdeyiz Funda. Tamam, peki otomatik pilotta mısınız? Vallahi hala ölmedik, sağ kaldığımıza göre otomatik pilotta uçuyoruz yani. Şimdi komutanım, iniş yapmak için otomatik pilottan çıkmanız gerekiyor. Ne, çıkmak mı lazım? Nasıl yapacağız Funda? Önünüzde direksiyona benzer bir kol var. Onu çok sıkıca kavrayın. Evet, önündeki kolu sıkıca kavramızdık. Kavradım Funda, evet. Sağda bir mavi buton var komutanım. Ona basın. Ama bastıktan sonra kolu çok sıkıca kavramanız gerekiyor. Bismillah, basıyorum Yörük. Basma, yukarı doğru kavra dedi. Kavradım. Yörük hazır mısın? Basıyorum. Bastım, Allah! Ne yapacağım Funda? Komutanım, kolu yukarıda tutun. Kolu yukarıda tut. Allah. Funda, ben şey yaptım ben. Kolu sabitledim ben. Düz gidiyorum. Uçuyorum. Komutanım, Amerikalıların özel operasyonlarında kullandığı uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş izni istemiş. Bunu yapmış olabilirler mi? Komutanım, uçak Suriye'den kalkmış. Suriye mi? Bunlar kesin benim kurtlar. Evet. Bunlar kesin Kaan'la Haydar. Gelişmeleri havalimanındaki emniyet birimleriyle takip edelim Asu Bey. Emredersiniz komutanım. Öldüreceksiniz ulan benim sonunda.
Ulan deli kurtlar. Ah, ulan deli kurtlar sizi. Ya baba, bu uçma işi nereden çıktı ya? Biz seviyoruz ya. Yani şöyle karadan gidelim, karadan ya. Ha, karadan, karadan. Ne var, illa uçacağız. Ben baya baya uçuyoruz oğlum. Dur. Evet. Ya bir de o hal geldi bana ama. Onun bir hal geldi, havada durduk lan. Pilotlara çökmeden önce düşünecektim manyak yürük. Sen de çökmeden önce düşünecektin korkak. Sen de sen. Bismillahirrahmanirrahim. Komutanım, tekerler yere değdi mi? Cennete indik galiba. Duruyoruz şu an. Yerdeyim. Oh, tamam. Tamam komutanım. Bunda Allah razı olsun ya. Allah senin sayende. Kaan. Çok sevindim. Albayla konuş. Anlat mevzuyu. Bizim koca olan bayıldı, ben ona yatayım, ondan sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam komutanım, tamam. Tamam, sağ olasın. Şimdi döndü lan. Yörük. Yörük. Kalk kalk, geldik. Sabah olduk, kalk. Ümmük. Canmamaç bir şey yap ya, üf. Bu. Ne oldu lan, he? Atla deve değildi. Alt tarafı inecektik, he? Ne oldu? Gittin, bayıldın. Değil, atla deve değil. Babalar, sorun sende. Cevizli'nin Ankara bebesi bir el freniyle iniyorsun. Evet. Anladın, benim midem kalktı. Benim midemi bulandırdı. Ben sevmiyorum öyle el freni, el freni. İnsan gibi inmedin şundan. Ayrıca... Bütün bunların arasında... Gözümden Funda Üsteğmen'in sana... Ta dediği kaçmadı. Bunun arasında onu duydun, öyle mi? Çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Kızın ağzından kaçtı tabii. Biz siviliz ya şu an. Kostümlerden tahmin etti, ondan şey oldu. Siviliz diye. Tabii. At yalanı, öpsünlerin yanını diyorsun. Yörük. Evet. Artık çıkalım şuradan, ben bayılacağım yemin ederim. Bana bak, bir yere dokunma sakın. Gene uçar uçar bir şey olur. Sakın elleme. Elleme abi, elleme, elleme. Elleme, gelsin alsınlar uçaklarını. Yörük. Komutanım, kusura bakmayın, böyle daldım ama Kaan ve Haydar Yüzbaşı Antalya Havalimanı'na iniş yaptılar. Uçağı indirmelerine yardımcı oldum da şimdi kapattım telefonu. Bunu tahmin etmeliydim. Kendilerine benzettiler seni de. Neyse, hepimize geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Kızım, havalimanı yetkilileriyle görüşelim. Emredersiniz komutanım.
başım. Sağ ol baba. Eyvallah kardeşim. Sağlık kontrolü falan bir şeyler ister misiniz? Yok. Bizde ihtiyaç yok da içerideki lavuklara bir baktır istersin. Yüzbaşım, şu tulumlardan kurtulalım. Başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum, turuncudan nefret ettim babalar. Komutanım. Kaan ve Haydar Yüzbaşı, 6 Amerikan askerini Türk askeri yetkililerine teslim etmişler. Kendileri de şu an havaalanında ifade ve işlemler için bekliyorlar. 6 adam ha? Bakalım daha neler göreceğiz biz bu iki deliyle. Sağ ol Aslı Bey. Alayım şu taşları. İyi, tamam. Ne yaptın lan? Temiz komutanım. Sıkıldım artık ben bu işten Beşir. Şu işi hemen bitir ve yürüteceğiz. Ağlıyor musun? Ağla ağla. Şunun kafasını hemen. Bitir işini.
Ateş serbest kılıç. Anlaşıldı, tamam. Sıcak temas sağlandı komutanım. Çatışıyorlar. Tamam. Takipte kal ve beni ilk fırsatta tim komutanıyla görüştür. Emredersiniz komutanım. Kaldın mı ya? Ruhsuz. Şaka gibi. Lan geri zekalı. Oğlum buna gerçekten salak ya. Lan kılıçla silahın üstüne gelirsen görürsün. Mal. Bildiğin mal. Heh. Seyfo komutanım.
Kılıç, çok dikkatli olun. Çepeçevre emniyeti alın. Herkes gözünü dört açsın. Komutanım, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Dur! Emredersiniz komutanım. Tuzaklanmış olabilir. Ne? Şşt, sakin ol. İlyas, buraya gel. Sakin ol. Emredin komutanım. Malzemeyi ver. Buyurun komutanım. Tüfeği tut. Sakin ol. Başka bir tuzak var, bul onu. Kurban olayım, bul onu. Kuzgun. Çok büyük hata yaptık. Seyfi orada bırakmamalıydık. Roza, kes artık. Sınırın bu tarafında da, o tarafında da ona ihtiyacımız vardı. Yerel halkı en iyi tanıyan oydu. Seyfi, hain. Hain falan olamaz o. O kadar becerikli biri değildi. Ne oldu şimdi? Eğer tuzağa yakalandılarsa birkaç asker ölecek. Sonrası Kuzgun, yine bizim peşimize düşecekler. Roza, yeter artık. Ya bana yeter falan deme artık Kuzgun. Her şeyi berbat ettin. Kes dedim. Yalan mı? Önce o kadınla aşk hikayen, sonra köylere yaptığın aptalca eylemler, hepsi bizi bu hale... Sus artık. Bu bardağın taştığı son nokta Kuzgun. Bardak taştı. Ne o Çatı? Sen de mi bir şey söyleyeceksin? Seyfi, hava uçtu patron. Biz işimiz bakalım. Nerede? Nereye bağlandı? Ulan ne bileyim? Yüzbaşım, neler oluyor? Komutanım, Seyfi'nin üstünde C4 var. Başka bir EYP'den bahsediyor. Onu bulacağız. Albay! Albay, sen bana söz vermiştin. Beni burada ölüme terk etme, kurban olayım. Bir şey yap. Lan sakin ol, sakin. Sessiz ol, sakin ol. Anladın mı? Sakin ol. Kablo nerede? Hatırlamaya çalış. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Kılıç, dikkatli olun, gözünüzü dört açın. Uyanıyordum. Lan sus, lan sus. Tamam, sus. Bağırma. Komutanım. Burada bir kablo var komutanım.
isterim. İyi iş yeter. Sakin ol, kıpırdama sakin. Sakın kıpırdama. İlyas. Emredin komutan. Gel buraya. Bak, butonu görüyorsun. Gördüm komutan. Sıkı da bastırıyorsun. Sakın kayıştan ayrılmasın, ben onu çözeceğim. Emredersiniz komutan. Bastır. Bana bak, seni çözüyorum. Ben diyene kadar hareket etmeyeceksin. Sakin ol. Yavaş, yavaş. İlyas, sakın bırakma onu. Tamam komutan. Kürşat! Emredin komutan. Sen bunun üstündeki C4'ü hallet. Ben EYP'yi bulacağım. Emredersiniz. Sakin, sakin. Haydar. Emredin komutanım. Siz burada bekleyin. Emredersiniz komutanım. Tamam, sakin. Kimse hareket etmesin. Hepinizi kurtaracağız. Sakin. Sakin. Allah.
Allah belanızı versin. Alçak köpekler. İlyas, sakın o butonu bırakma, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tamam. Hepiniz sakin olun. Kimse hareket etmesin. Hepinizi kurtaracağız, tamam mı? Sakin. Güzel. Çiğdem, Bayram. Sivilleri tahliye etsin. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı komutanım. Dikkat et. Kuzgun, Kuzgun, Allah senin belanı versin ha. Allah senin belanı vermesin. Hele bak. Sivillerin hepsi kurtuldu, hepsi. Sessiz ol. Hadi geç bakalım. Hadi. Komutanım iyi misiniz? İyi. Sen? İyiyim komutanım. İyiyim komutanım. İyiyim. Komutanım. Komutanım iyi misin? İyiyim Bayram, iyiyim. İyiyim. İstiyorsun. Melek'le görüşeceğim. Kimsin? Velid. Ya istersen nüfus kutumu da vereyim. Velid işte ya, Allah Allah. Velid diye biri gelmiş, şeyhle görüşecekmiş. Ama abarttılar yani ya. Sanki kralla görüşeceksin. Girebilirsin. Gel içeri. Araba burada kalacak. Sadece sen. Ayva. Öyle olsun bakalım. Burada bekle beni. Hadi efendi. Kendi gibi itleri koymuş kapıya. Şuna bak. Bunlar.
Ne yaptınız? Tamam mı? Az kaldı. İşimiz birazdan biter. Adam resmen buraya ganimet yığmış. Güzel. Velid'in zulasını patlattık. Tamam, elinizi çabuk tutun haydi. Tamam. Bunlar benim perhalarım. Bırakın lan! Nasıl buldunuz bunları? Seni takip ettirmeyecek kadar aptal olduğumu düşünmüyorsun herhalde. Zekamı hakaret sayarım. Melek, vermem bunları sana. Ben bunlar için çok çalıştım. Bunlar benim. Bunlar senin hak etmediğin paralar. Ve bu sterlinler. Bunlar Esen'in getirdiği paralar. Senin onu koruman gerekiyordu. Ama bu paraları alıp kaçtın, değil mi? Onu yalnız bıraktın. Ayrıca beceriksizliklerinden de çok sıkıldım. Bu cezasız kalamazdı. Ve sana en uygun cezayı da biliyorum. Yok, yok olmaz. Yapamazsın. Bunları vermem sana, yapamazsın. Yaparım. Yaptım. Vermem bunları sana, benim bu paralar, benim! Soyguncu Melik! Kes sesini. Seni öldürmediğime dua et. Hadi defol git şimdi buradan, gözüm görmesin seni. Senin kurtlağını sökeceğim. Senin kurtlağını sökeceğim Melik. Bunlar benim, vermem bunları sana. Vermem bunları sana. Soyguncu! Senin kurtlağını sökeceğim. Buradan! Aşiret geliyor. Attım. Aşiret savaşmayız diyor Melik. Ne? Türklerle savaşmayız diyorlar. Ne demek lan bu? Kalabalık bir grup gelmiş, kapıdalar. Türk askeriyle savaşsak bile hiçbir şansımız yok. Melik bizi uçuruma sürüklüyor diyorlar. Türkler geldiğinde içeri buyur edecekler yani. Adamlar belki de beni öldürmeye gelecekler. Menkırlar. Umurlarında değil tabii. Anlaşıldı. Benim acilen güvenli bir yer bulmam lazım. Ne bakıyorsun? Çık dışarı. Çıksana dışarı Adem.
Hadi siz de çantaları hazırlayın hemen. Adamlara da söyleyin, acele etsinler hadi. Tamam. Hadi oğlum, acele et! Sana ulaşmak çok zor oldu. Sonunda telefonunu açtın. Senden ufak bir ricam olacak. Tabii ki karşılığını alacaksın. Ne mi istiyorum? Başladı. Komutanım. Bu çok önemli. Olur. Efendim. Alo asker. Melih kaçıyor. Ne? Melih'in evinde çalışan adamlarımızdan biri aradı. Bavullarını toplamış, adamlarıyla beraber çıkarken birini aramış. Galiba Amerikalılara gidiyor. Amerikalılar mı? Peki nerede buluşacaklarını duymuş mu? Geçit barajı demiş. Anladım. Çok sağ ol İhsan Bey. Bu iyiliğini unutmayacağım. Hadi Allah'a emanet. Eyvallah. Ne oldu Batur? Komutanım, Melih eşyalarını toplamış gidiyormuş. Adam kaçıyor. Nasıl ya? Galiba başına gelecekleri anladı. Amerikalılarla buluşacakmış. Bu şerefsizlerin Kürtçü dükkanında onlar işte. Peki seni arayan kim? Güveneceğin biri mi? Güvenilir komutanım, güvenilir. Bu köyde yanımıza geldiler ya. Aşiretteki adamlardan biri. Ulan helal sana babalara. Ne ara bağladın Kıbrıslı lavukları? İşimiz bu komutanım. Ha. Anladım. Ne tarafa doğru gidiyormuş peki? Geçit barajı. Geçit barajı. Çiğdem, bak bakalım şu geçit barajına giden en kısa yol nerede? Emredersiniz komutanım. Var ya o kıvırcık Nur korkuyla okyanusu geçmiştir. Yakalınca da böyle der. Yüzbaşı der, ben bir şey yapmadım. Bu sefer öyle kolay olmayacak Yörük. Bu sefer paçayı kurtaramayacak. Komutanım, baraj şurada. Bu doğrultuda hızlı hızlı gidersek 40 dakikaya varırız. Güneybatı. 40 dakika olmaz. Kılıç toparladın. 40 dakika değil, 20 dakika doğru olacağız. Haydi bakalım. Efendim? Ne kadar zamanda burada olursunuz? Tamam. Ben geldim sayılır, bekliyorum. Aşağıya!
baba. Bizim kıvırcık Nerin hoş göründü. Aynen. Destekçileri de geldi. Yok öyle ya ama babalar. Bu sefer elimizden alamayacaklar. Ne bekliyorlar? Yardım etseler ya. Alo. Siz ne bekliyorsunuz? Ölmemi mi? Melik ne oluyor orada? Ne olacak? Kurtlar beni öldürmeye kalkıyor. Anladım, anladım. Just a minute. I don't know what's happening. Alo, söyle. Alo Velit, neredesin? Ne demek neredesin? Kovdun ya beni. Bırak şimdi onu. Ben sana şimdi yeri tarif edeceğim. Desteğe ihtiyacım var. Çabuk buraya gel. Ayva. Meleğim yok mi? Çok beklersin Melik Efendi. Bunu benim paralarımı çalmadan önce düşünecektin. O paradan çok daha fazlasını vereceğim sana. İki katını. Ne halin varsa gör. Canın cehenneme. İsteyince kov. Sonra zora düşünce Velit yetiş. Oldu canım. Demek ki Melik Efendi'ye de bay bay diyoruz. Allah kahretsin. Bayram, Çiğdem çıkın. Bahtiyar, Batur biz çıkıyoruz. Gözünüz Amerikalılarda olsun. Silahını kaldırın, indirin. Emredersiniz komutanım. Asubayım hadi. Anlaşıldı. Yürü fırla. Bayram abi. Geliyorum Temel. Geliyorum. Guantanamo'dan mermi getirdik. Nasıl geldiniz buraya? Otostop çektik. Tövbe yarabbim. Vallahi gökten zembille indik diyelim. Ne duruyorsunuz? Yardım etsenize! If you dare, there will be consequences. Why are we confronting the Turkish soldiers for this milk? What kind of relation do you have with Melik? Might be financial. I was having bad smells. Sure, you're holding things. But you tell them anyway. Okay.
Let's go. Hayır, hayır, gitmeyin! Hayır, gitmeyin! Beni böyle bırakamazsınız! Yardım edecektiniz 105'i! Sana daha çok para veririm, haydi! Gel! Melih! Bak, başkasının arkasına saklanıp taş atarsan sonun böyle olur. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Ya babalar, bu adamın yüzbaşılardan çektiği nedir ya? Hakikaten öyle. Beni kullandınız! Gelin buraya! Gidemezsiniz! Gitti seninkiler. Yürük. Bu da gitti. Evet. Yani kendini bize öldürtmüş oldu. Kader olarak. Kader kurbanı olarak. Gitti. Komutanım. Yüzbaşı Kaan Bozok. Yüzbaşım. Komutanım, Kılıç ve Turan timleri operasyonu başarıyla tamamladı. Melih ölü olarak ele geçirildi komutanım. Aferin evlat. Büyük iş başardınız. Aferin. Sağ olun komutanım. Yalnız yine de bu aferin kayıtlardan çıksın. Çünkü sen Aydar ve Funda'nın cezasıyla döndüğünüzde bizzat ben özel olarak ilgileneceğim. Bundan da haberiniz olsun yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Hadi dönüşünüzle ilgili koordinatları Paşa Kasuba'ya geçersiniz. Emredersiniz komutanım. Ufak çaplı kaydı tabii. Kayar. Vay be. Babalar, sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Aynen. Dünya tekmiliyorsun Erenler. Aydın Bey, Kaan Bozok. Aydın Bey, benim sizden bir ricam olacak. Oh be! Çok iyi haber Kopuz. Çok iyi haber. Demek bizim oğlanlar bunu da başardı ha? Evet komutanım. Çok iyi, çok güzel. Ya üzerimden büyük kalktı, anlatamam. O deliler buraya geldiğinde onların canını okuyacağım. O ayrı. Burada tuz yumurtladık ya. Evet komutanım, iyi bir ceza hak ettiler gerçekten. Dünyayı bir pislikten daha temizledik. Çok iyi, çok iyi. Kılıçtımı gelince haberim olsun. Emredersiniz komutanım. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Aydın Bey. Hazır mısınız? Hazırız yüzbaşım. Eyvallah. Bahtiyar. Batur. Beymenim. Daima hazır komutanım. Galip. Daima hazır komutanım. Emre. Çekelim göndere de alem bayrak görsün.
Kim? Gören vaziyeti al. Yüksek tutuş. Hayt! Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk birliğine inanıyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek. Aydın Bey, teşekkür ederiz. Ben bu anı ömrümce bekledim yüzbaşı. Asıl ben teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyor be abi. Bayram abi. Komutanım yaralanmış. Nasıl lan? Bayram. Komutanım vurulmuş, komutanım. Bayram, ne oluyor lan, bir şey de? Ne adamsın? Bas. Çok kan kaybetmiş. Allah aşkına Bayram, bir şey söyle ya, ne zaman vuruldun? Yörük fırla. Aydın Bey, Kaan Bozok. Aydın Bey, benim sizden bir ricam olacak. Geçit Barajı'nın kuzeyindeki tepeliğe bayraklarımızı dikmek istiyoruz. Komutan, lan Bayram, niye yaptın bunu? Niye bize bir şey demedin? Bayram, söylesene. Komutan. Kurban olduğum 2 saat olmuş lan. Lan niye söylemiyorsun? Komutanım, biz nasıl fark etmedik bunu? Allah belamızı versin bizim. Allah belamızı versin. Bu bayraklar için canımı veririm komutan. Emre, helikopter, hemen o helikopter buraya gelsin hemen. Bayram abi, bak dayan, ne olursun. Dayan. Allah aşkına dayan Bayram abi. Dayan, kurban oldum, dayan. Thank you.
Evet. Kaçtı mı? Tamam. Neredesin? Ne yaptın? Hareket etti. Tamam Demir. Çok dikkatli ol. Senden haber bekliyorum. Emredersiniz komutanım, merak etmeyin. Yarın kaça çıkarız baba? Kahvaltıdan sonra çıkarız. Tamam, bana uyar. Ben de kermes bitince yanınızdayım. Gecikmezsin değil mi canım? Yo, kızımın doğum günü kaçırır mıyım hiç? Akşam ben gelince de pastayı keseriz. Ben keseyim. Ben bitirdim, bitir. Ben bakarım. Kopuz. Müsait misiniz komutanım? Tabii tabii müsaitim, gel. Çalışma odasına geçelim. Otursana Kutsu. Ne yaptınız? Harekete geçtik komutanım. Her şey planladığımız gibi ilerliyor. Sarı hastaneden kaçtı yani. Daha doğrusu kendisi öyle düşünüyor. Teğmen Ülgen de peşinde. Yani şimdi diyorsun ki bu kadın mutlaka Markus'tan intikam almak isteyecektir ve onu bulacaktır. Evet komutanım. Bu ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Pekala. Ben yarın birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacağım. Sen nasıl olsa karargâhtasın diye kendime bir tatil verdim. Yarın da Ayşe'nin doğum günü. Onunla biraz vakit geçireyim diyorum. Tamam komutanım. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. Bu Markus meselesi çok uzadı. Bu herifin bu alçağın ipini bir an önce çekmemiz lazım. Çok acele ediyorsun. Bu kemiklerin kaynadığından emin değilim. Ben eminim. Hadi çıkar şunu. Kolunu oynatabiliyor musun? Oynatabiliyorum bak. Ayağımdakini de çıkar. Neye bu kadar acele ediyorsun ki Markus? Bitirmem gereken işler var diyelim Velid. Ya da şöyle söyleyeyim. Fazla yaşadığını düşündüğüm insanlar var. Bu artık son bulacak. Eyvah. Hazırlıklar neredeyse bitti Markus. Kaldır beni ayağa. Dur, dur yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Güzel, çok güzel. İşte şimdi oldu.
Seyfi, ne yaptın? Hah, Teğmen'im. Bana verdiğin güzergaha göre valla sınırı hangi noktadan geçeceğinizi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Yani ben de kendime bir yol izledim, ilerliyorum. Siz ne yaptınız, sınırı geçtiniz mi? Hayır, geçmedim ama az kaldı. Ben sınırı geçince sana haber vereceğim. O zaman lokasyonu daha net bildiririm sana. Tamam Teğmen'im, haberleşiriz. Anlaştık. Oradasın. Lan sen kendini akıllı mı sandın sarı? Görürsün şimdi beni. Komutanım vallahi tavşan kanı. Yerine sağ ol. Afiyet olsun komutanım. Haydi hanım sağ ol. Afiyet şeker olsun her zaman komutanım. Dikkat! Rahat beyler rahat. Be Karagöz bize çay yok mu babalar? Olmaz olur mu komutanım? İzinden dönüşünüzün şerefine birer tane de tost yaptırdım komutanım. Getiririm birazdan, yersiniz sıcak sıcak. Ey senin Allah'ına kurban be. Sağ ol lan aslan parçası. Müsaadenizle komutanım. Fırla. Çiğdem'le İlyas nerede? İlyas geç kaldı herhalde komutanım. Ben çıkarken odasının kapısı hala kapalıydı. Allah Allah. Dünkü muameleden sonra kendine gelememiştir. Komutanım az bile yaptık ya vallahi. Assubay İlhan Yazır. Emredersiniz komutanım. Komutanım Kopuz Albay sizi odasında bekliyormuş. Tamam İlhan, tamamdır. Hayırdır inşallah. Harbiden Çiğdem baba nerede ya? Vallahi komutanım sabah orada evinde de görmedim ben. Allah Allah. Günaydın oğlum. Günaydın baba. Oh mis. Nasılsın baba? Nasılsın diyorum baba, iyi misin? He? İyi. Ya iyi ol tabii. Bak, tespihini de al eline. Ha? Televizyon da var. Yeter ki bak alıp başını gitme baba, tamam mı? Bak merak ediyorsun onu, üzülüyorsun. Tamam mı? Ha? Tamam. Ha, kalktın mı? Kalktım, kalktım. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Vallahi ne bileyim Hatice. Bütün gece rüyamda Burak Süleyman'la uğraşıp durdum. Sabaha kadar kaç kere uyandım bilmiyorum. Biliyorum, farkındayım. Yani uyurken dişlerini sıktığında farkındayım, inlediğinde. Hatta bir ara böyle ne oldu bilmiyorum ama yatağın kenarına düşmeyeyim diye sıkı sıkı tuttun. Bayram, onlara inat yaşayacaksın. Hatta onlara inat yaşayacağız. Tamam. Hadi benim karnım çok acıktı, kahvaltıyı hazırlayalım hadi.
Hatice. Hı? Ya ben göreve başladığımı halen inanamıyorum biliyor musun? Sanki rüya gibi. Ya sabah uyandığımda kamuflaj orada asılı görünce dedim ki oğlum Bayram, rahat ol. Vallahi rüya müya değil. Buz gibi göreve başladın işte. Çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Bak ben sana ne dedim? Kara gün kararıp kalmıyor işte. Gördün mü? Her şey yanına giriyor. Doğru söylüyorsun. Ya bu arada baban da televizyonun karşısında uslu uslu oturuyor. Vallahi. Aman Allah nazardan saklasın. Bence hesabı vuru. Bir şey söyleyeceğim, onun altı yanacak. Bence onu götür, ben de bunları hazırlayıp geliyorum. Erken başladık. Dur bakalım. Buyur abi. Afiyet olsun. Bizim evin parasını verme. Kendine sabah keyfi yap. Maşallah. Ya ne desen haklısın abi. Ben göreve tekrar başladım. Birkaç köyde senin para... Bırak bana üfürme ya. Neye başlarsan başla. Soyguncu musun sen kardeşim? 2,5 aydır doğru dürüst ödemiyorsun. Ne yaptığın belli değil ya. Ya vereceğiz dedik işte. Evimden hemen çık. Ona da tamam. Birkaç gün müsaade et be adam. Anladık. Yarın geldiğimde bu kapıyı açmazsan hesaplaşırız. Elini çek. Üç kağıtçı herif. Elini çek. Ha bir de üstüne efeleniyorsun yani öyle elini mi? Elini çek. Lan elini çek. Bayram sakın. Sakın Bayram. Bayram. Gözünü seveyim Bayram. Gözünü seveyim her şey yoluna girmişken mahvettim. Burnum. Gel lan buraya. Göreceksin sen. Hesaplaşacağız seninle. Ya Hatice bir bırak Allah Allah ya. Abi sağ ol vallahi çok makbule geçtim. Emrinizdeyiz küçük hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Vazgeçtiysen geri götürebilirim ben boşumuz. Durumu nasıldır acaba? Kimin durumu? Onun. Serdar'ın, Serdar abinin. Sanırım pek iyi değildir. Ne oldu? Nereden geldi aklına böyle birdenbire? Hiç. Neyse ben geç kalıyorum abi. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Efendim. Komutanım, Murat ben. Dinliyorum Murat, söyle. Komutanım, karakoldayım. Ne karakolu oğlum, ne oldu? Ya Bayram abi biriyle tartışmış da. Adam da şikayetçi olmuş. Hangi karakoldasınız? Tamam, geliyorum hemen. Selim, Bayram. Otur Bayram, otur. Hayırdır, ne oldu? Siz kimsiniz kardeşim? Yüzbaşı Kaan Bozok komiserim. Ne oldu? Yani ne oldu diyorsun da, vatandaşın hali de ortada. Ben şikayetçiyim komiserim. Ne bekliyoruz ki? Oğlum bir sus ya, bir sus. Bayram. Ha sonunda. Duramam, burada var. Komiserim, komutanım, saygılar. Ya arkadaşlar böyle olmaz ki ama. Şikayetçiyim. Baskı yapıyorlar. Ya tamam kardeşim, ifadeni alacağız. Ne gerekiyorsa da yapacağız. Sen de biraz sabırlı ol ama ya. Komiserim bakın belli ki bir yanlış anlaşılma var ortada. Yani Bayram başlamış böyle bir adam değildir çünkü. Bayram abi, o dille adamı dümdüz etmişsin ha. Emre. Lan oğlum sen de bir sus ya. Şikayetçiyim. Tamam, ya ulan, tamam kardeşim. Ne konuşuyorsun? Sakin Bayram, sen de bir sakin ol ya. Bir durun. Bakın komiserim, beyefendi. Yani bu durumu düzeltmek için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Hem yani Bayram da bu duruma çok üzgündür eminim. Hı? Tabii tabii. Biz arkadaşımızın tedavisi için ne lazımsa yaparız komiserim. Beyefendi, bakın arkadaş da pişman.
Zarar ziyan neyse de onu hallederiz diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Kusura bakma komutanım. Seni de yorduk bunca şeyin arasında. Olur mu canım öyle saçma şey? Çok üstüme geldi. Tamam kirayı geciktirdik falan da. Öyle durup hakaret edince ben de dayanamadım neticede. Az bile yapmışsın. Bazen diyorum ki... Lan dolanıp gelip her şey beni mi buluyor? Sonra aklıma geliyor. Ne bileyim. Burak Usta hemen geliyor mesela. Diğer arkadaşlar geliyor. Serdar geliyor değil mi? 2011 Tendürek'te şehit düşen Hüseyin Bayır geliyor. Nusaybin'de Suat Zeybek geliyor. Muhsin geliyor, Tamer geliyor. Serkan geliyor. Yusuf Akçalı, Emrah Kodaman, Tufan Denizli. Hepsi geliyor komutanım. Geliyor da laf mı? Bitmiyorlar ki Yasin. Neyse komutanım. Hatice bir çay dönmesini içelim ha. Çayı akşam Rüyü'de içeriz ya. Geliyorsun değil mi? Gelmez miyim komutanım? Zaten bu ev işleri falan nece daraldı. Akşam görüşürüz komutanım. Hadi eyvallah. Başla uşum. Emredin komutanım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım komutanım? Başka eve bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Sağ ol komutanım. Versene anahtarı. Ne anahtarı? Anahtar yok oğlum bende. Oğlum sende anahtar. Oğlum ne arasın anahtar bende Allah Allah. Ulan bir kişi daha alsın şu anahtarı ya. Kaldık gene dışarıda aferin galip. Bak ben sana dedim gidelim orada evinde kalalım diye. Ne işimiz var şimdi dağ gibi bulaşığın olduğu evde? Şu saksılara falan bak koyuyorsun bazen altına maltına. Doğru lan. Ah be. Şimdi orada evine ne güzelmiş gibi yemek de vardır. Boş. Ne? Oğlum vallahi yok burada. Oğlum kapı açık lan. Ha. Kitlemedik biz acaba. Ne? Anlayacağız artık. Kimsin lan sen? Ne lan? Abi beni vurmayacaksınız değil mi? Lan oğlum sen önce soruya cevap versene. Abi yüzünüzü seveyim indirin şunları. Oğlum beni delirtme. Sen kimsin onu söyle hadi. Lan hadi. Durum ortada aslında. Abi bu arada Menemen efsane olmuş. Biraz tuzu fazla mı? İşte, asıl buna acı koyacağım. O zaman efsane oluyor da işte bu baby acı yemiyor. Yemiyorum kardeşim. Sen de her önüne gelen acıyı doldurma. İyi böyle. Ye sen. Abi sana zahmet olacak. Bana bir çay daha koyar mısın ya? Tabii kardeşim. Bu arada haklısın ha. Ya kriz var oğlum. Ortalık küllen kriz. Vallahi abi öyle. Eskiden... Sağ ol amirim. Eskiden çalıştığımız yerlerde nakit çıkmasa da en azından aksesuar, eşya bir şey çıkardı. Gümüş olurdu, levha olurdu, bir şey olurdu. Şimdi evler gırtlağına kadar Çin malı dolu. Tam takır kuru bakır anlayacağım. Çalıştığımız derken? Ha, indirdiğimiz diyorsun yani. Biz çok öyle demeyelim de öyle yani. Bu arada abi sizin ev gibi de çölünü görmedim ya. Bu ne abi? Evde diş kıracak çöp yok ya. Yani kusura bakma kardeşim biz. Yani çok eve gelemiyoruz. Yani gerçekten kusura bakma. Gerek de olmuyor.
Abi bir de dostları söyler. Allah aşkına şu evi arada bir temizleyin ya. Bu ne pislik abi? Nasıl yaşıyorsunuz burada? Hani arkadaşlığımıza binaen söylüyorum yani. Yok evet. Haklısın eyvallah. Bu arada siz ne iş yapıyorsunuz ya? Tabancalı kuvvetler değil. Hı, tabanca kısmını anladık zaten de işi soruyorum hani tahsilat falan mı? Yok askeriz biz. Ne? Benden uzun yaşayacaksın lan. Oğlum Selçuk arıyor. Ruhi abiye gidecektik. Ulan oğlum kalk kalk geç kaldık ya. Bayram abi bitirecek bizi. Şöyle mi? Lan saksının altından mı aldın bunu? Aynen saksının altı. Hadi abi hadi. Hadi. Hadi baba. Ulan be nerede? Lan geç kaldık ya. Hay Allah. Hadi abi hadi. Baba. Kendine iyi bak. Abiciğim görüşürüz kardeşim. Yolun düşerse uğra yine tamam. Biz evdeyken uğra ama. Uğrarım ya. Uğramam mı merak etme. Evet. Lan biz niye bunu paketle polise vermedik ki? Niye vermedik biliyor musun? Oğlum biz Burak için ya bir helva bile döktüremedik lan. Ne bileyim bir Mevlüt okutamadık. Yani bir şey yapamadık anlıyor musun? Ya hiç olmazsa onun ruhuna böyle bir iyilik olsun. Ya bir şey olsun istedim ben. Yani bilmiyorum işte ya. Ha mesela bu adam. Ya en azından bu gece kodeste yatmayacak. Çocuğu varsa yanına gidecek. Belki biraz ders alacak. Ne bileyim işte öyle düşündüm öyle yaptım bilmiyorum. Haklısın abi. Hem herifin de muhabbeti iyiydi. Galip. Hı. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Arada da olsa hani böyle nadiren. Hı. Aklın çalışıyor. Hani yürü git. Oğlum hadi bir taksi maksi bir şey bulalım. Bayram abi kızacak şimdi bize ya. Oo, hadi Allah. Hadi hadi. Hay Allah'ım yani. Hay yani anlamadım. Zaten yazmışsın o kadar tuğla gibi kitap. Daha ne yazıyorsun üstüne? Teşekkürler. Teşekkürler. Kubilay, alıver şunları. Aldım efendim. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu aslanım. En kısa zamanda tekrarlayalım. Umarım. Hoşça kalın. Hadi arkadaşlar toparlayalım. Sen izlemiş miydin? Hocam. Hocam fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii. Gelin şöyle. Oldu sanırım. Hocam kitabınız çok sıkı olmuş gerçekten. Bunu duyduğuma çok sevindim. Teşekkür ederim çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa. Ne oluyor? Bilmiyorum ki efendim. Hemen bakıyorum aslanım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Uf. Bilay, niye yaptırmıyorsun şunu hala? Senin yüzünden rezil olduk. Aslanım, estağfurullah efendim. Niye rezil oldum ya? Gayet güzel yazdık, çizdik. Bayağı müşteri de geldi. Yok, ben hemen şöyle şey diyeyim. Hayır, neden yaptırmıyorsun? Aslanım, ben yaptıracaktım ama siz dediniz ki o adam yaptırsın. Niye yaptırmıyor hala adam? Ya aslanım. Hocam, yardıma ihtiyacınız var mı? Sorun yok çocuklar. Kubilay, şu adamı bir an önce bul, ben gidip konuşacağım. Aslanım. Kubilay, bir kere de lafımı ikiletme. Ne bu canım? Allah Allah. Hem sen gel duran arabayı çarp, hem de ortadan kaybol. Yok öyle. Çabuk hadi.
Hadi iyi akşamlar. Ben sizin peşinizden koşmak zorunda mıyım beyefendi? Koşmayın o zaman hanımefendi. Bak ben kimseye hakkımı yedirtmem, tamam mı? Günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz. Şu arabayı düzelt artık. Hanımefendi bakın, özür dilerim. Zararınız neyse karşılayacağım. Ama gerçekten çok berbat bir gün geçirdim. O yüzden müsaadenizle. Ben de dedim ama bu kadar yani, değil mi? Sonra ortadan kaybol yine. En son arabamı mahvettiğinde de aynısını söylemiştin. Bakın gerçekten ben... Bakın beyefendi, benim sizin hikayenizle, berbat geçen günlerinizle hiçbir ilgim yok, tamam mı? Lütfen şu arabayı düzeltin ve konu kapansın artık. Hangisi araban? Kubilay, arabası hangisi? Hemen kapının önündeki gri olan. Ne yapıyor bu ya? Nereye gidiyorsun hey? Nereye gittiğini sanıyorsun? Daha bitmedi. Hey! Ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Kendine gel. Ya manyak mısın sen? Bir şey yapsanız da durdursanız arkadaşınızı. Kubilay bir şey yapsana. Niye bakıyorsunuz öyle? Ne oldu? Beğendin mi şimdi arabanı? Borcumu tekrar hesapla, sana hepsini ödeyeceğim. Umurunda değilmiş. Umurunda olmasını bekleyen kim zaten? Ne? Ne bakıyorsunuz? Gerizekalı! Gerizekalı! Komutanım saygılar. Komutanım sen ne yaptın ya? He? Ya ben zaten söyledim aslanıma. Dedim bak aslanım gitmeyelim dedim. Yani haberlerde görmedin mi dedim. Adamların timi şehit vermiş. O... Ya bu arada başın sağ olsun da diyemedik komutanım. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Eyvallah kardeşim, vatan sağ olsun. Fakat sen onu tanımıyorsun komutanım. Kimi tanımıyorum Kubi? Aslanım ya. Ya komutanım yemin ediyorum bak. Böyle bir inadı, böyle bir tersliği tarih yazmamış. Bak sana yemin ediyorum diyorum. Dün tutturdu. Ben dedim yok dedim. Bizim paramız dedim kalmaz komutanda. Ben gider alırım dedim yani. Sen o kadar emin olma bence. Efendim? Yok bir şey demedim kardeşim, anlat. Ya neyse. Tutturdu dün gece polis çağıracağım diye. Ya dedim ne yapıyorsunuz aslanım? Allem kallem ben vazgeçirdim bunu. Sonra gece 11'de çağırdı avukatı. Yemin ediyorum ince ince yazdırdı, anlattı. Gece yarısına kadar bununla uğraştı ya. Dava mı etti beni yani? Etti vallahi komutanım. Çok kararlı etti. Bana bak Kubilay. O yamuk prensese söyle, bir daha karşıma çıkarsa gene aynısını yaparım. Aynen böyle anlat ona. Yani komutanım bu konuda biraz daha sakin gidip... Sen de ondan yanasın öyle mi? Kardeşim biz seninle aynı dağda aynı ekmeği bölüşüp yemedik mi? Sen nasıl adamsın ya? Komutanım şimdi bir dakika, kapak niye benim başıma... Yani yok ya, ben sana diyorum komutanım, bak gözünü seveyim bir dinle. Leviathan canavara dönüşen devlet aygıtı ve onun karşısında acımasızca küçültülen insan teki, birey. Bu bizi nereye götürüyor peki? Liberal çözümlemelere mi? Laissez faire? Hayır. Bence buradan çıkarılacak tek nokta sivil itaatsizliğin çeşitli biçimleri olabilir. Ne işiniz var sizin burada? Böldüğüm için üzgünüm ama konuşmak istiyorum. Maalesef. Gördüğünüz gibi dersin ortasındayım. Hayırdır siz böyle giyinmiş kuşanmış sefere mi çıkıyorsunuz? Viyana, Tuna Nehri. Hı? Belki daha sonra giderim oraya da. Ama önce Estargon Kalesi. Yani siz. Rica edeceğim. Ne istiyorsunuz? Bakın özür dilerim. Araba için üzgünüm.
Kabul ediyorum, fazlasıyla saçmaladım. Ama kendi arabamı vermek de dahil ne gerekiyorsa yapmak isterim. Bunları mahkemede konuşuruz diye umuyordum. Tamam, siz bilirsiniz. Ama bir süre burada olmayacağım. O yüzden ne yapabilirsem hemen yapmak isterim. Ve sizden tekrar özür dilerim. Tamam. Kabul edildi. Şimdi izin verirseniz derse geri dönmek istiyorum. Dönüşte sizi arayabilir miyim? Kubilay'ı da arayabilirsiniz. Tanıyorsunuz ya nasılsa. Lütfen sessizlik. Olur. Arayabilirsiniz. Görüşürüz. Etrafında 10 tane kadar adam var. 6 tane de varillerle hazırlanmış bomba. Komutanım, etrafta çok sayıda terörist var. Çakallı Artin'i görüyor musun? Şu ana kadar göremedim komutanım. Komutanım, bir evin avlusunda hareketlilik var. O ikisi orada olabilir. Anlaşıldı. Önce köylüleri şu ağırdan çıkaralım. Kılıç, dalıyoruz, dikkatli olun. Çekil, şu bombaları imha et. Emredersiniz komutanım. Bektaş, bir hareket var mı? Yok komutanım. Hiçbir şey fark etmediler. Sarışın, Çiğiltepe. Çekice yardım edin. Emredersiniz komutanım. Adamlarına söyle güvenlikte alana geçsinler. Ahırdan uzaklaşsınlar. Vakit doluyor. Ahırdan uzaklaşın. Güvenliğinizi alın. Bombaları patlatacağız.
Savaş, bak şu telsize. Tamam Haval, tamam. Komutanım, siz çıkın isterseniz. Her ne olur ne olmaz. Siz komutanım. Var ya, az kalsın. Yarınları göremiyorduk Selcan Baba. Helal komutanım. Şefik! Şefik, neden patlamadı bombalar? Ha, neden patlamadı? Sakin. Şefik, hemen kontrol et. Hemen. Tamam artık. Köylüleri çıkaralım çekiç. Emredersiniz komutanım. Of. Şimdi sessiz olacağız ve sizi buradan çıkaracağız. Tamam. Ahırın arkasından dolaşıp köyden uzaklaşacağız. Hadi beni takip edin. Devam edelim. Komutanım, sağ taraftan iki tane terörist o tarafa doğru geliyor. Anlaşıldı. Çekiç, biz size vakit kazandıracağız. Selcan, Görkem, benle gelin. Buradan hiçbir yere ayrılmayın. Tamam komutanım. Tamam komutanım. Tamam mı adaşım? Kubi, hayırdır, aramışsın kardeşim? Vallahi aradım komutanım, durumlar çok fena ya. Hayırdır oğlum, fena olan ne? Ya aslanım, günde 3 posta alıyor komutanım. Yemin ediyorum 3 posta alıyor ya. Ya sözüm ona, babası geldi, insan biraz neşeli olur değil mi? Yok ya, yemin ediyorum kadın daha beter oldu yani. Bütün domatesleri de attı adamın kafasına. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya, of.
Oğlum bir sakin sakin anlatsan, anlamıyorum ne söylediğini. Komutanım anlamayacak bir şey yok. Ben sana söylüyorum. Bu kadın var ya depresyon gibi bir şey geçiriyor. Ben de dedim ki ben komutanı hemen arayayım, haber vereyim. Ne geçiriyor dedin? Depresyon bence. Kubilay vallahi neden bahsettiğini bir anlasam. Ya komutanım anlamayacak bir şey yok ya. Diyorum ki aslanım kötü, kötü, kötü. Sen de orada rahat rahat oturma da gel ya, Türkçe konuşuyoruz. Tamam tamam. Nerede o? Yani siz neredesiniz? Biz şimdi evdeyiz de akşam için bir restorandan yer ayarlamışlar. Ben öğreneyim sana mesaj atacağım, tamam mı, neresi olduğunu. Hadi geliyorlar, öptüm, öptüm. Öptüm ne lan? Çatlak herif ya. İyi akşamlar efendim. Hangi restorana gidiyoruz? Tarif edeceğim ben sana Kubilay. Hayatım amma surat astın ya. Çocuk çok ısrar etti yani. Zaten bir yemek yiyeceğiz, sonra çıkacağız, bu kadar. Şu beyefendiyi tanısaydık da neden bu kadar ısrar ettiğini anlasaydık. Çok müşkül be sensin. Bayramı da mı alıyorsun arkadaş dediğine göre ha? Anne hayır, bayramı almıyorum. Aa, o diğer çocukların mı yoksa? Adını da unuttum, neydi onların? Hani aynı evde yaşıyorlar da bekar o çocuklar. Neydi isimleri, unuttum neydi? Yok anneciğim, onları da almıyorum. Nereye gidiyorsun be oğlum? Anne bazen gerçekten Çin işkencesi gibi oluyorsun ama ya. Yani arkadaş deyince illa Bayram, Turan, Emre, Galip, Murat ya da Selçuk'tan birisi mi olmak zorunda benim yanında? Sen anca bana böyle bağır işte. Aferin sana. Anacığım öyle arkadaş işi değil yani. Bu başka arkadaş. Ay sen o kızla mı gidiyorsun yoksa? Allah elini versin senin. Hadi git o zaman. O kız mı? Aslan'ın yanına mı gidiyorsun abi? Hayda. Senin ne işin var lan burada? Ben doktorum, tamam, raporum tamam. Yarın Kopuz Baba'ya tekmil de veriyorum. Bitti gitti yani, finish. O diye de sen nereye gidiyorsun? Serdar bak, seni o hastaneye geri tıkarım. Sen niye bizim eve geldin? Nereye gidecektin başka? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Nereye gidecek çocuk? Adamı nüfusumuza mı geçirdik anne? Ya ne kızıyorsun? Sen git görüş abi Aslı'yla. Ben seni beklerim burada. Seni beklerken kahve içeriz, çay içeriz, yemek yeriz. Sen gelince zaten uzun uzun anlatırsın. Hadi abi. Abi bizden de selam söyle. Yıldız. Çattık ya. Komutanım nereye bu saatte? Bayram soru sorarsan vururum seni, yemin ederim bak. Ya ben ne dedim şimdi ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Bayrak yapıştırıyorum. Aslı'nın şoförü değil misin sen? Evet, Aslı'nın şoförüyüm. Ne o, niye yapıştırıyorsun onu? Bugün saldırılar oldu, şehitler var. Ben de işte evden çıkarken aceleyle yapıştıramadım. Dedim en azından arabada olsun yani. Araba senin mi? Yok, Aslı'nın da benim sorumluluğumda. Sen kimsin? Sökeceksin onu. Dur orada! Sen kim oluyorsun lan? Ha? Sen kim oluyorsun? Haddin olmayan işlere karışma. Şoför, işine bak. Kubilay, ne oldu oğlum? İyi misin? Ne mi oldu? Ha? Kısımdan ağlayacağım da millet görmesin diye işte. Zor tutuyorum kendimi. Kubi, iyi misin oğlum? Kubi, iyi misin? Ya yemin ediyorum şeytan diyor ki bırak işi gücü git ya. Nerede arızası var, hastası var, geliyor beni buluyor şerefsizim. Kubi, ne oldu oğlum? Abi, şuna bir baksana ya. Şu bir insana batar mı ya? Ha? Şu bir insana batar mı? Batıyor işte.
Ben balık alacağım Barancım. Vallahi benim canım şöyle kanlı kanlı bir steak çekti ya. Çok iyi. Aslıcığım sen? Sen ne alırsın? Siz bakın, benim pek iştahım yok. Ya biz sizi bir türlü neşelendiremedik aslanım. Bunun için bir şansımız var mı acaba? Heh şöyle ya. En sonunda. İyi akşamlar. Nasılsın? Aslıcığım, kim bu delikanlı? Yüzbaşı Kaan Bozok. Vay. Yüzbaşı ha? Kalan 99 tanen nerede yüzbaşım? Kapıda mı bıraktın? Bir tanesini getirdim. Yersen. Ne dedin sen? Kaan yapma. Bayrak için Kubilay'ı tartaklayan sen misin lan? Diyelim ki benim. Ne olacak? Kaan lütfen. Kaan yapma. Kaan yapma. Daha yaparsan o bayrağın direğini denemek zorunda kalırsın. Ne dedin sen? Yeter bir saniye. Bulunduğum yerde her zaman bunu yapmak zorunda mısın? Kaan. Kaan. Lütfen. Lütfen git. Lütfen. Öyle olsun. Bu aralar sayınız hızla azalıyor yüzbaşı. Yüzden 12 çıkınca kaç kalır ya? Baran. Sen. Ne dedin lan sen? Hey! Tutun şunu! Tutun şunu! Kaan! Hayır şunları! Kaan tutun. Yapma! Yapma! Bırakın lan! Dur! Dur artık, dur! Sen bu yemek yiyorsun. Bu yemek yiyorsun. Devam et. Ye yemeğini. Sarışın, gözlerin açsın demek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun gözüm. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi geçmiş olsun faslı bittiğine göre canlı okuma faslına geçebiliriz. Şş, bana bak lan. Bir daha değil vurulmak. Çizik bile alırsın. İçinden geçerim senin. Haydar ya. Çocuğu rahat bırak, yapma. Göküş, bu bizim her zamanki halimiz. Ben normalleşme sürecini hızlandırıyorum. Ama komutanım. Bana bak, çabuk iyileş, tamam mı? Sana fırça atmazsam içimde bir eksiklik hissediyorum. Evet ya, sen yokken bize çok sarıyor biliyor musun? Bunu ben sesli mi söyledim? Yanlış yaptım.
Daha sonra bunları detaylı konuşacağız. Tutamıyor ki çenesini. Hayata döndüğüne göre büyük yüzleşmeye hazır mısın İlyas? Yüzleşme mi? Yüzleşme. Kutalmış paşa diyorum. Komutanım bir de o mesele vardı değil mi? Acil operasyona çıktık ya komutanım. Bu yırttık sanıyor tabii. Aynen komutanım. Vallahi hiç aklıma gelmemişti operasyonda vurulacağım. Ben kesin beni Kutalmış Paşa vurur diyordum. İşte. Kader de varsa... Dikkat. Rahat ol. Geçmiş olsun Asubay. Sağ olun komutanım. Büyük bir badire atlattın. Hı? Evet. Gençsin, çabuk iyileşirsin. Emredersiniz komutanım. Seni hemen bekliyorum, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Arabada seni bekliyorum. Ben seni arayacağım. Tamam tamam, git sen Ayça, tamam. Tamam. Hadi git, geç kalma. Ayça. İyi bakacağız ona, merak etme. Komutanım ne oldu şimdi böyle? Şimdi ben sana şöyle anlatayım İlyas. Paşa ilk başta ne dedi sana? As subayım dedi. Yani oğlum ya da evlat demedi ki hepimize demişliği var. Yani komutanım? Yani işte sana koydu. Koydu mu? Ne koydu? Mesafe koydu. Ha. Yani? Aynen komutanım. Bana bile evlat dediğini hatırlıyorum komutanım. Evet bana demedi. Devamında da büyük badire atlattın dedi. Yani bu demek oluyor ki daha büyük bir badire geliyor dedi. Nasıl yani? Daha büyük badire ne? Demeyin. En sonda gençsin çabuk atlatırsın dedi. Bu ne demek komutanım? Yani bekliyorum dedi. Yani atlat bir an önce iyileş, seni bekliyorum. İçinden geçeceğim dedi. Anladın mı? Öyle bu mi? Kadar basit işte. O öyle dedi, evet. Ya maşallah ne kadar güzel anlattınız ya. Valla belgesel gibi o. Of ben çok fena oldum komutanım. Şunu açsak mı biraz? Seni eve bırakalım. Baba ben... Yorgunsun. Git evde biraz dinlen. Yok ki yaptık burada sana. Doğan geldin. Geldim Seyfi abi, geldim. Ya Seyfi kaldır Allah Muhammed aşkına ya. Ha vallahi ya. Evet ya. Doğan ne oldu, kimse görmedi değil mi seni? Emin misin? Yok komutanım, kimse görmedi asla. Ha. Ben bu işte tecrübeliyim komutanım. Bu işin kompetaneyim desem yeridir yani. Kırlangıç Paşa'yı ben devamlı götürüyorum. Böyle gizli gizli el altından şılaps diye indiriyorum komutanım. Dur ben seni böyle kafanı kaldırayım. Vallahi iyi olur ya. Ayak kalkıyor. Yok dur, orası değil, burası. Tamam tamam yeter. Yeter. Şunu da getireyim. Şunu çekelim. Hazır mıyız? Hadi biz çok hazırız. Karnımız aç, ölüyoruz açlıktan. Çıkart artık şunları, gömelim. O zaman dumanı üstünde sıcak sıcak. Allah. Of. Kelle paça. Of. Ay maşallah. Oh. Ya kurban olayım ya. Nefis kokuyor böyle. Nefis kokuyor ya. Oh be. Abi iyi ki varsınız ya. Siz olmasanız var ya şu kendini kahvaltı sanan şeye talim edecektim ha. Ne demek komutanım, ne demek ya, her zaman şifa bu şifa. Bak. Onu da dök. Oh, doğal antibiyotik. Allah aşkına bir şey versiniz mi? Buyur komutanım. Buyurun. Eyvallah. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanedeyken Seyfi abi bana lahmacun getirmişti. Allah razı olsun Seyfi abi. Abi biz açın halinden anlarız komutanım ayıptır söylemesi. Hastanede açlık çok kötü. O gün de var ya lahmacun ne güzeldi ha. Bastım soğanı içinde, limonu da sıktım, bir ısırdım. Laps, Gökçen yenge geldi. Ağzımda böyle kala kaldım ya. Hiç unutmayayım yok. Vallahi billahi ya Seyfi abi acayipti ya. Çok iyi ya. Çok iyi geldi. Şifa şifa.
Aa, bak aynen böyle kala kaldım. Hadi hadi soğutmayın, yiyin yiyin. Doğru. Yiyin de odayı havalandıracağız daha. Doğru, antibiyotik var bunun içinde. Doğru. Gökçen gel mi? Tamam. Gökçen gel mi geldi yine? Cihim düşün. Keşke. Afiyet olsun beyler. Komutanım. Evet. Sağ olun komutanım. Nasılsın diyeceğim astsubayım ama gördüğüm kadarıyla bayağı iyisin. Sağ olun komutanım. Sen de burada mıydın gece? Doğan yalnız kalmasın dedim, ben de kaldım. Yalnız gördüğüm kadarıyla sizin refakat görevi bitmiş. Çoktan burayı işkembe dükkanına çevirmişsiniz. Şu kokuya bak. İşkembe değil, kelepaça komutan. Çok farklı. Gece gelemedim. Sabah bir uğrayayım dedim astsubayım. Zahmet etmesiniz komutanım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, ben gayet iyiyim. İyisin değil mi? Hı hı, iyiyim. Sevgilim bugün... İbrahim abi... Burada olduğunu bilmiyordum, özür dilerim. Biz de çıkıyorduk kızım. Gidiyor muyduk, çıkıyor muyduk? Hadi bakalım. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Gitsene. Ya kız geldi gitti. Çıksana Seyfi abi. Bey! Çorbayı sor. Tamamdır, bende o iş. Ayça'm. Aşkım. Nasılsın sahiden bugün? İyiyim iyiyim. Hele şimdi seni gördüm var ya, böyle ekstra ekstra iyi oldum. Yaz bu koku. Kelle paça. Sen sevmezsin gerçi bunu. Hmm. Dur bak, sana sağlıklı kahvaltı var, sen bunlardan yersin. Al ya istersen. Sabah sabah bunları mı yedin ya? Vallahi çok iyi geldi. Sen baya baya iyileşmişsin ha. Şunları yediğine göre sabah sabah. Oh. Da çok yeme, yeter. Ulan Savaş, ulan kendini yakıyorsun her defasında. Beni niye yanında yakıyorsun? Sarışın, gel benimle. Emredersiniz komutanım. Dev gibi adamsın ama bir kızdan dayak yiyorsun. Lafa gelince havalar 1500, icraata gelince fos. Harfin, bu da sana son kıyam olsun. Karşılığını alırım, fazlasıyla. Şehit olmak için acele ediyorsun ha? Tamam, öyle olsun. Biraz dikkat et! İlyas! İlyas duyuyor musunuz? Kılıç, İlyas var orada! İlyas! Komutanım! Sarışın dayan! İlyas dayan! İlyas! İlyas!
Dayan Asuma'yım. Dayan, aç gözlerini. Komutanım. Komutanım, bir şey söyleyin. Komutanım. İlyas iyi değil mi komutanım? Nabız var komutanım. Asuma'yım, dayan. Görkem, hemen karargahı ara. Buraya bir helikopter göndersinler. Hemen. Hemen edersiniz komutanım. Savaş, Ali, Bektaş, buraya kimseyi yaklaştırmıyorsunuz, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Dayan, dayan aslanım, dayan. Sarışın, sarışın, şimdi olmaz aslanım. Şimdi olmaz. Sen daha generale hesap vereceksin. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz İlyas. Komutanım. Assubay Gümüş. Assubay İlbeyli. Assubay İlyas vuruldu. Çatışma bölgesine acil helikopter lazım. Hemen hastaneye götürülmesi lazım. Komutanım, Assubay Karaca ağır yaralanmış. Ver kızım. Assubay İlbeyli komutanım. Assubayım, hemen komutanla görüşmek istiyorum. Orada neler oluyor? Hemen siz komutanım. Başak, Sınır Tugay'ını ara. Bir helikopter kalkış için hazır olsun. Emredersiniz. Dayan Assubay'ım. Komutanım, Kopuz Albay sizi istiyor. Teğmen'i ver. Teğmen Efe komutanım. Haydar Yüzbaşı şu anda sizinle konuşacak durumda değil. İlyas'ın durumu kötü, çok kan kaybediyor. Helikopterin bulunduğumuz konuma inmesi şart komutanım. Teğmen'im, helikopter oraya inecek. Ama bu nereden baksan 15 dakikayı alır. Dayanabilecek mi? Dayanacak komutanım. Elimizden geleni yapacağız. Tamam Teğmen'im. Helikopter bulundukları yere inecek Assubay'ım. Bana hemen Sınır Tugay'ını bağla, hemen. O helikopter oraya inecek. Emredersiniz komutanım. Kalk! Kalk! Yemek balası! Allah'ımız hamd olsun! Allah'ımız hamd olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Kalk! Afiyet olsun! Sağ ol! Yemeğinizi hemen getiriyorum komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Kendine de yemek al. Yanıma gel. Emredersiniz komutanım. Evet Sedat. Mehmetçiğin karavanası. Dünyanın en lezzetli yemeği Mehmetçik'le beraber yenen yemek. Evet komutanım. Merhaba Kopuz, hoş geldin. Bir gelişme mi var Kopuz? Her şey yolunda komutanım. Planlandığı gibi gidiyor. Harekete geçtiler. Çok güzel. Gel otur beraber yiyelim. Ben sonra halledeceğim komutanım. Yok canım, sonunda yemezsin. Sen hatta kahvaltı da yapmamışsındır. Otur otur. Gel, lütfen otur. Buyurun komutanım. Ben hemen yemek alıp geleyim. Çorba harika. Afiyet olsun komutanım. Kopuz, kılıç diminin tamamı yola çıktı değil mi? Assubay Çiğiltepe ve İlbeyli'yi söylüyorsanız komutanım, döndüklerinde bir sorun yoktu. Hı, çok iyi. Bir şey soracağım Kopuz. Bu Kravin'de bana suikast düzenlendiğinde yardımcı olan Assubay'ın adı neydi? Assubay İlyas Karaca komutanım. Ha, İlyas Karaca. Bu iyi bir asker herhalde, cesur bir çocuk değil mi? Evet komutanım, cesur bir askerdir. Korkusuz, gözü pek. Diğerleri gibi ona da kefil olurum. Neden sordunuz komutanım? Komutanım. Kılıç Temişiyar ve adamlarıyla sıcak temas kurdu. İzninizle komutanım. Ben odamdayım, gelişmelerden haber ver. Emredersiniz. Gel. Hayrola Kopuz, kötü bir haber mi vereceksin? Komutanım, sıcak çatışma devam ediyor. Ancak Assubay Karaca yaralanmış. Durumu ağır. Assubay Karaca'm. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Komutanım. Helikopter Assubay Karaca'yı çatışma bölgesinden almış. Ankara'ya getirmek üzere yoldalar. Hastaneye de gerekli bilgiler verildi komutanım. Tamam kızım.
Komutanım, izin verirseniz çıkabilir miyim? Evet. Gidemedim başa. Gidemedim. Onun bu halde olduğunu bilip gidemedim. Yapamadım. Sanki şu karargâhtan çıkıp gitsem bir şey gelecek başına, bir şey olacak, onu bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. İlyas. Başak. Alo Başak, bir şey mi oldu? Ayşe. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Ama bak sakin olacaksın, tamam mı? Başak. İlyas'a mı bir şey oldu? Çizgi film aç dedim. Ya oğlum yok işte bak. Görmüyor musun? Bulamıyorum. Yok. Anlamıyor musun? Çizgi film aç. Ya arkadaş her zaman olur. Şimdi yok iyi mi? Çizgi film aç. Buldum buldum. Nerede buldum biliyor musun? Ta ileriki okulun bahçesinde. Ya babacığım ne olursun ya. Şurada otursana gözünü seveyim. Bak sen kendini de yoruyorsun. E biz de helak oluyoruz. Ha? Anlaştık mı? Eren yemek yedi mi? Yok. Tutturdu çizgi film diye. Ha, anladım. Yine öfke nöbetimiz tutu demek ki. Bayram benim işe gitmem lazım. Yani bir gün geç kalsam kadın 3 gün surat yapıyor bana. Çizgi film istiyorum ben. Yok oğlum yok yok. Anlamıyor musun? Çizgi film mi çekeyim sana? Bayram sakin. Çek. Sakin. Sakin bak ne olursun gözünü seveyim. Sonra biliyorsun kriz yaşıyoruz. Sen de yaşıyorsun bunu. Hadi canım. Sen kendine bir çay koy. Tamam ben 5 dakika daha bakayım. Hadi hayatım. Hadi. Evet. Ne istedin? Söyle. Çizgi film. Çizgi film. Nasıl bir çizgi film? Bildiğimiz çizgi film. Tamam. Hadi bakalım. Hemen çıkmam. Bayram, ne yapıyorsun sen burada? Ver onu bana, ver. Merak etme, intihar etmeyeceğim. Sen olmasan, Eren olmasa belki düşünürdüm. Aslında hiç de fena olmazdı biliyor musun Hatice? Öyle bir mengenin içine sıkışmış vaziyetteyim ki. İntihar bile edemem. Bayram. Bak ne olursun yapma. Ne olursun.
Oğlum gözümün önünde sakat kalıyor. 30 yıl üniformasını giydiğim kurumdan bir günde tekme yiyorum. Karım. Karım bu yaşında el kapısında temizlikçilik yapıyor. Kayınpeder de senden Alzheimer. Sırt pırt kapıya gelen ev sahibi. Ben ne yapacağım Hatice? Ben ne yapacağım? Bayram. Bak bugünler de geçecek. Ama ne olursun böyle yapma ha? Ne olursun? Bak yine geldi. Şimdi tatsızlık çıkacak. Sen otur. Otur ben bakayım ne olursun hadi. Bayram. Hadi gel. Ya bak ona söyle. Yemin ediyorum tabancamı elime alırım. Onu bu sefer var ya. Ev sahibi değil. Kimmiş peki? Gel. Ya Hatice söylesene. He? Kaan Yılbaşı. Komutanım. Ya nasıl olur? Daha bir hafta önce mahkemenin süreceğini söylediler bize. Bitti mi yani? Çıktınız mı? Uzun hikaye anlatırım. Şimdi daha acil bir işimiz var. Hayırdır komutanım? Ve bu kadar yattın yeter Bayram Başçavuş. İş başına. Ya komutanım eğlenme benden. Zaten içine batmış durumdayım. Ya sen gel bir çay demleyeyim ben gel. Bayram sen beni anlamadın. Kopuz baba tekmil alacak. Ya komutanım sana canım feda biliyorsun. Ama bana bunun şakasını yapma. Zaten canım yanıyor. Nasıl yani? Vallahi mi? Hadi sen git hazırlığını yap. Bir de şu saçını sakalını toparla. Ben de gidip bizim iki çatlağı bulayım. Kimi komutanım? İki çatlak diyorum Bayram Bayat. Kim olacak? Sabah 8.15 içtima unutma. Bizimkileri almaya gidiyor. Vallahi bizimkileri almaya gidiyor. Galip'le Emre'yi alacak. Başlıyoruz Hatice, başlıyoruz. Dönüyoruz. İşte bu be, işte bu. Tozunu attıracağız her şeyi, tozunu. Allah sana şükürler olsun ya Rabbim. Hayır, öğle vakti neden dikti bu herif bizi buraya? Akşam çöplüğü değil mi kardeşim burası? Senin daha yani fikrin işte Galip. Bekle şimdi. Neden benim fikrim oluyormuş? Ayrıca fena mı ettik lan? Yani özel güvenlik olarak bugün bizim bu sektörde bir yerimiz var artık. Yerin var. Lan neyin yeri? Bir tek bu lavuk iş verdi bize. O da iskele dubasına döndürdü. Halimize bak. Görmüyor musun? Yeri varmış. Bir de salak yazıları yazdın şuraya. Lan o marka marka. Marka değeri sektörde önemli. Öğren şunları artık ya. Galip sana buradan bir gelirim. Çok önemli olursun. Sektörde yeri varmış. Ona sektörde de yeri var derler. Hatta de. Lan yürü git. Buraya mı geliyor lan bunlar? Efendim, henüz açmadık. 17'den sonra bekleriz. Belki 12'de içmek istiyorum. Sana ne? Hayır, servis imkanı olmaz. O bakımdan söyledik. 17'den sonra bekliyoruz. Lütfen elini. Lan ayı. Kapalı izliyoruz, anlamıyor musun? Ne diyorsun lan sen? Arkadaşım dedi ki, laf dinle adam ol. Yoksa aslarını yüzüne çevirir, o ayı bedenine 16 tane düğme deliği açar, sonra tekrardan iliklerim dedi. Şimdi binin arabanıza ve gidin.
Beyler bitti mi? Komutanım. Ya komutanım. Biz içeride tırmalayalım. Siz burada oyun oynayın. Yakışıyor mu size? Bir de bu haliniz ne oğlum sizin? Sormayın komutanım. Ettik bir alt işte. Bana bakın. Sabah 8.15 içtima. Kopuz albayın emridir. Şu üstünüzü değiştirip karargaha gelin. Oğlum içtima diyor. Oğlum sarıyor. Allah Allah sen de. Atlama her şeye. Komutan sarmaz beyler. Oyar. Sabah 8.15. İsteyen gelmesin. Lan Emre, yırttık lan, bitti lan. Bitti lan, bitti. Oley be. Garip, sütlaça bağlamışız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya bunların da porsiyonlarına bayılıyorum. Böyle kuş kadar yapıyorlar. İnsan mı doyar bununla ya? Buradan çıktığımızda pideciye mi gitsek, ne yapsak? He? Ben dedim sana. Her zaman gittiğimiz yere gidecektik işte. Ne gerek var böyle bir yere? Nasıl ne gerek var Didem? Ay biz hayatımızla ilgili önemli bir karar için buradayız ve bu karar bizim için çok çok önemli biliyorsun. Ya ben de isterdim bu restoranı kapatayım da işte malum. Hani filmlerde olur ya, baba bir el atar. Bütün restoran boşalır, kızla baş başa kalırlar filan. Öyle bir şey istiyordum. Ay. Burak. Efendim? Bu işi biraz ertelesek mi? Ne dersin? Yani kalkışma girişimi bile oldu. Ortalık zaten karışık. Ne olacak? Senin görevin nasıl olacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Didem, ne demek istiyorsun? Hayır, hayır. Bunu ne kadar istediğimi tahmin edemezsin. O zaman evleniyoruz, tamam mı? Konu kapanmıştır, bitti, net. Anlaştık. Hadi kutlayalım. Pardon, bakar mısın? Ya bunlarda her şeye limon sıkmasa olmayacak. Kim? Bilmiyorum. Alo? Komutanım? Kaan Yüzbaşı geri dönmüş. Şey, bizde yemek, evlilik yani... Evlilik yemeği. Çok sevindim komutanım ya. Çok sevindim. Subay, 5 as subayla emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sol. Merhaba arkadaşlar. Sol. Nasılsınız? Sol. Sizler de sağ olun. Yerine geçebilirsin. İleriye bak. Beni rahat da dinleyin. Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle bir arada olduğum için son derece memnunum. Fakat şu anda öyle bir durumun içindeyiz ki ne bir dakikanın keyfini sürebiliriz ne de oturup dertleşebiliriz. Şu andan itibaren her türlü göreve tam ve eksiksiz bir biçimde hazır olmanızı istiyorum. Karargah içinde ve dışında her türlü şart ve arazide azami dikkat ve gayret göstereceksiniz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Bayram, geldin mi? Assubay, kıdemli başçavuş Bayram Bayat. Emret komutanım. Burak. Üsteğme Burak Yiğit. Emret komutanım. Gündoğdu. Teğmen Murat Gündoğdu. Emret komutanım. Selçuk. Assubay, kıdemli üsteğme Selçuk Yenilmez. Emret komutanım. Turan. Assubay, başçavuş Turan Hüseyinoğlu. Emret komutanım. Emre. Assubay, üst çavuş Emre Durmuş. Emret komutanım. Galip.
Asubay Çavuş Galip Aygül, emret komutanım. Kılıç Timi. Emret komutanım. Kılıç Timi. Emret komutanım. Kılıç Timi. Emret komutanım. Kılıcınız keskin olsun. Sol. Siz geldiğinizde ne yapıyorlardı komutanız? Vallahi yanlış görmediysem bu ikisi mafyadan bildiğin sopa yiyorlardı. Ayıp be. Nasıl güvenliksiniz oğlum siz? Ya yok komutanım. Ya vurduğumuzun yarısı boşa gitti vallahi. Kabus gibiydi ya. Vallahi. Kimi şoför sanıyor, kimi değnekçi, kimi bilmem ne. İş değil. De uyuduk bunun aklına. Şirket şirket diye beynimin etini yedi. Girdik. Üsteğim benim. Maşallah bir tek çeneler pas tutmamış. Hadi gidip biraz kurtlarımızı dökelim. Gidelim komutanım, gidelim. Hadi. Bayram. Pas nedir komutanım? Kılıç bir araya geldi ya, şimdi dağlar düşünsün. Kılıcı topladık toplamasına da. Keşke Serdar da burada olsaydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.